Fikri takip yaptığımız konulardan bir tanesi Ender Yüncü. Eski genel müdürlüğüne neler oluyor? Remzi Ertek neden cevap vermiyor? Şehirdeki suyla ilgili problem ve keşmekeş devam ediyor. Şehirde insanlar ta Ahmet Küçükler'in zamanından beri zaten damacana su kullanıyor. Şehirde insanlar çeşme önlerinde kuyruk bekliyor. Ama birileri de Facebook'tan şöyle diyor. Çeşmeden neye su alıyorsunuz? Eski Erzurum çeşmelerinin suyunu Remzi Ertek bırakmadı ki. Bütün çeşmelerin sularını kesti ve hepsine efendime söyleyeyim şebekenin suyunu bağladı şeklinde söylentilerde var. Gibi. Evet, şebeke çok temizmiş gibi. Tabii bizim bu söylediklerimizle alakalı Remzi Ertek ve eski genel müdürlüğü sus pus, ama şunu söyleyeyim, Erzurum halkı durmuyor. Sosyal ağlardan, Facebook'tan, Twitter'dan dikkat edersen efendim musluktan akan çamurlu suyu bidona dolduran, bardağa dolduran Facebook'tan paylaşıyor. Ve bu da Erzurum'da Erzurum suyunun temiz olmadığını ve Erzurum'da suyla ilgili problem olduğunu hem açık bir şekilde ortaya koyuyor hem de Erzurum'u el aleme rezil ediyor. Onun için bir an önce hemen şimdi derhal acilen ivedilikle Derekap suyla ilgili eskinin bir duruş sergilemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ama tabii Remzi Ertek bunu yapmıyor, Ankara seyahatlerine çıkıyor. Ha şunu da söyleyeyim, suda kısmi bir düzelme olduğunu söyleyenler de var. Çünkü arıtma tesisinde ki laboratuvarda sürekli bir su tahlili yapılmaya başlanmış ve orada da hummalı bir çalışma varmış. Kısacası şunu söyleyeyim, bizim yapmış olduğumuz bu yayının eski genel müdürlüğü üzerinde olumlu bir etkisi var. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yok Cem Bey, biz mi başka şehirde yaşıyoruz yoksa bunlar mı başka şehirde yaşıyorlar? Herhalde her ikimiz de başka, her iki taraf da başka şehirde. Biz eskiden bahsediyoruz. Yani Yakutiye Belediyesi'nin imar işlerinden değil, Palandöken Belediyesi'nin fen işlerinden değil, Azizliye Belediyesi'nin insan kaynaklarından değil. Eskiden bahsediyoruz. Erzurum Su ve Kanalizasyon İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden bahsediyoruz. Bizim burada göreve davet ettiğimiz kişi şehir merkezinde 400 bin olmak üzere ilçeleriyle beraber 780 küsür bir insanın sağlığıyla alakalı olan bir kurumun başındaki adamı göreve davet ediyoruz. Sayın Remzi Ertek Beyefendi, ben şunu rica ediyorum ya. Biz başka bir şehirde mi yaşıyoruz derken, akşam saatlerinde bile 7, 8, 9, 10 gibi Allah rızası için Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nin çocuk aciline bir gider misiniz ya? 500 çocuk sırada bekliyor ya, hepsi sulardan dolayı. Orada birisinin ateşi çıkmış, birisi ishal, bir tanesinin başı ağrıyor ya, yalan mı söylüyoruz biz? 500 değilse de... Ya rakam önemli değil Cem Bey. Yani sıra var, kuyruk var hastanelerde. Yine hekeza Azizliye Araştırma Hastanelerinin, Atatürk Üniversitesi Hastanelerinin çocuk acil bölümüne gidelim. Buradaki bütün çocuklar kırılıyor ya, yazık, günah. Siz yine kalkmışsınız. Erzurum'un suyuyla ilgili bilgi verme tenezzülünde dahi bulunmuyorsunuz. Çattan beri bir vatandaş aradı Cem Bey. Dedi ki Ender Bey, şimdi size resim göndereceğim. Erzurum'da şebeke suyuna gelen o barajın içerisinde şu anda inekler üzerinde yüzüyorlar diyor ya. Şu anda resimlerini gönderin diyor size. Şu anda köydeki küçük ve büyükbaş hayvanlar şu anda suyun içinde yüzüyorlar diyor ya. Biz şehirde 1 milyon insana ulaştırdığınız ve onların vücudunun temel ihtiyacı olan sudan bahsediyoruz. Adamların umurunda değil. Cevap verme nezaketinde dahi bulunamıyorlar. Yok böyle bir şehir. Biz başka şehirde yaşıyoruz. Bakın yine diyorum, gidin Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi şurada. Yani aracınız yoksa bir belediye otobüsüne binin, bir gidin ya. Bir gidin orada, bir görün orada çıkanı. Makam aracı var ya. Ya makam aracını kullanmaz belki. Günahtır, yazıktır der. Otobüs hepinsin belediye otobüsüne gitsin ya. Evet evet. Bu bölgeye eğitim kullanmayabilir. Tabii. Belki kullanmayabilir, yazık, günahtır diye. Tabii yazıktır, günahtır diye. Şehir dışına çıkabilir, otobüsle gidebilir, bizi ilgilendirmez de neyle gitti. Ama Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi şurada. Bir akşam saati gidin, orada cayır cayır ateşi kırklara vuran çocukların bir hallerini bir gidin görün ya. Bunlar bizim programı izlediler diye olmadılar herhalde.
Şimdi şunu söyleyeyim, eski genel müdürlüğüyle başka şeyler de tabii. İki gün önce hastane dedim Cem Bey, vallahi billahi ya. Tamamen deme, yemin etmene gerek yok. Senin sözün senettir bize yani. Kaldı ki davet ediyorsun, gidin bakın diyorsun. Başka bir şey söyleyeyim. Şimdi eski genel müdürü Sayın Remzi Ertek'in hani tırnak içinde ben kişisel çıkarlarımın peşinde koşuyormuşum ya, sanki kendisi efendime söyleyeyim kişisel çıkarları için çalışmıyor da efendim. Siz çocuk doktorusunuz, çocuklar size gelsin diye yapıyor. Şimdi onun için şunu söyleyeyim, eskiyle ilgili başka söylentiler var. Mesela diyorlar ki eski genel vatandaşın söylediğini söylüyorum. Bak benim haberim yok bu konuda. Ama vatandaş bana yazmış, söylemiş. Diyor ki Remzi Ertek eski genel müdürlüğü ile birlikte, eski genel müdürlüğü şahsında da Remzi Ertek, Olgun Gül firmasını koruyor ve kolluyor mu? Cem Bey diyor, bu konuya bir bakar mısınız? Burada hassas, ilginç, alabildiğine ilginç, alabildiğine araştırılması gereken, alabildiğine altından pis kokuların geldiği bir ilişki olduğunu düşünüyorum diyor Cem Bey. Olgun Gür'le eski genel müdürlüğü arasındaki ilişki ne? Eski genel müdürlüğü Büyükşehir Belediyesi'ndeki büyük abisinden almış olduğu emirle eski genel müdürü Remzi Ertek Olgun Gür firmasını Olgun Gür firmasına pozitif ayrımcılık yapıyor mu yapmıyor mu? Olgun Gür firmasıyla Remzi Ertek'in ve devamında Olgun Gür firmasıyla Büyükşehir Belediyesi'ndeki büyük abisinin ne tür ilişkisi var? Bir sorar mısınız diyor mesela. Mesela ben Cem Atmacı olarak Büyükşehir Belediyesi'nin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir bilim olan eski genel müdürlüğünün alım satım birimiyle ilgili şikayetlerim var. Söylüyorum, dile getiriyorum. Ha benim iş yerimden içeriye geldiler, dedim ki benden uzak gidin kardeşim. 30 yıldır gelmediğiniz iş yerine şimdi daha gelmenize gerek yok. Gidin bir 30 yıl daha gelmeyin. Konu ben değil, esnaf zar zar ağlıyor. Hasan Şahin'in, genel sekreterin, Mehmet Sekmen'in bu konuya bir müdahil olmaları gerekiyor. Belki de bu saydığım isimlerden bir tanesi çok müdahil. Olgun Gür'ü koruyup ve kollamasını da o müdahil olan arkadaşlardan biri söylüyor. Bakın vatandaş, bu sosyal ağlar, bu teknoloji, bu internet devrinde her şeyi bize yazıyor ve söylüyor. Ve tekraren söylüyorum, geçen hafta da söyledim. Sadece sakal bırakmak, Ensar Vakfı'nda görev almak, namaz kılmak, takonya tıkırdatmak, Hazreti Ömer menkıbeleri anlatmayla Müslüman olunmuyor. Müslüman biraz da, İslam biraz da hareketlerde, yaşantı tarzında, efendim, sorumluluğu altında olan kurumları ve bilimleri bir hakkın yönetmekten geçtiğini ben Remzi Ertek'e belirtiyorum. Ama özellikle Olgun Gür firmasının eski genel müdürlüğü tarafından pozitif ayrımcılığa tabi tutulup tutulmadığını ve bunun devamında eğer Olgun Gür firması eski genel müdürlüğü tarafından pozitif ayrımcılığa tabi tutuluyorsa bu pozitif ayrımcılığın karşılığı nedir? Remzi Ertek'e bunun bu ne şekilde döner? Büyükşehir Belediyesi'ndeki Olgun Gür'ü koru emrini veren büyük abiye ne şekilde döner? Bu konunun, bu ilişkinin bir bakılması gerekiyor. Milletvekillerimizi buradan bu konuda özellikle uyarıyorum. Olgun Gür eski genel müdürlüğü ilişkisi çok merak ediliyor. Biz Olgun Gür konusunu da bir tarafa bırakalım. Biz hepsinden önemlisi nefes almamıza, sağlıklı yaşamamıza, sağlıklı bir hayat sürdürmemize, gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyümesi için gerekli olan suyla ilgili cevap vermenizi istiyoruz. Devamında bir şey daha sorayım eski genel müdürlüğü ile ilgili. Eski genel müdürlüğünde tahsilat işleri nasıl gidiyor? Eski genel müdürlüğü tahsilat işlerini düzenli bir şekilde yapıyor, yönetiyor ve organize ediyor mu, etmiyor mu? Tahsilat işleriyle ilgili birçok soru işareti var. Bunlarla ilgili de Erzurum halkını, Erzurum kamuoyunu, suyun parasını ödeyenler soru soruyor. Ve bu soruya siz cevap vermek zorundasınız. Siz şöyle zannediyorsunuz, bir iki hafta
Susarız geçer. Bu dişi ağrısı mı zannediyorsunuz bir iki haftaya geçer? Cem Bey az önce Olgun Gür dediniz. Ben kendisini tanımıyorum. Sadece işte bir iki inşaatın üzerinde ismini okudum. Parmağını gözüme soktular tanımam da. Geçen hafta da yine Mehmet Emin Öz'ün ev aldığı şirket herhalde yine aynı Olgun Gür. Yani ilginç şeyler oluyor. Bu şehirde aslında burada... Sayın İbrahim Aydemir, Sayın Recep Akdağ, Sayın Selam Altınok, Sayın Zehra Taşkesenlioğlu körü körüne işte il başkanını tuttum, ilçe başkanını bıraktım. O benim adamım, bu benim adamımı bırakın. Bakın burada çok önemli olaylar oluyor. Ve bu olaylara siz de dahil ediliyorsunuz, haberiniz olsun. Bir de Cem Bey, Mehmet Sekmen'in burada bence en büyük yapmış olduğu siyasi hatalardan birisi. Belki Mehmet Sekmen yarın öbür siyaseti bıraktığı zaman belki de bir hayatını ya da bugüne kadar yapmış olduklarını kitaplaştırmak istese belki de hayatının yapmış olduğu en büyük hata olarak Remzi Ertek karşısına çıkacak. Neden? Mehmet Sekmen Erzurum'a 2014 yılında geldiğinde geçmişte Kartal Belediyesi'nde ve Samandıra Belediyesi'nde yapmış olduğu işleri böyle. Yani nasıl bir belediye başkanı geliyor Erzurum'a diye düşündüğümüzde şunları görmüştük. Mehmet Sekmen bir kişiyle çalışıp yani bir daire başkanıyla çalıştıktan sonra ikinci bir daire başkanını tekrar göreve getirip ardından tekrar eskiyi hiç getirmemiş ilk kez yaptığı Remzi Ertek'ti. Remzi Ertek'i görevden aldıktan sonra neden tekrar aralar 3 yıl sonra Mevlüt Vural Bey'in emekliliğinden sonra tekrar Remzi Ertek'i neden eskinin başına getirdi sorusu da herhalde şu sizin sorduğunuz kilit soruda saklı gibi geliyor bana. Çünkü Mehmet Sekmen bugüne kadar hiçbir çalışıp da ayrıldığı daire başkanını tekrar yeniden göreve getirmemiş. Bu bir ilk. Bu ilkin arkasında bence sizin sorduğunuz kilit soru yatıyor diye düşünüyorum. Şimdi eski genel müdürlüğü ile ilgili programımıza biz devam edeceğiz. Biz işimizi yapıyoruz. Biz icra şehrin suyu temizlenene biz kadar. Biz icra makamı değiliz kardeşim. Biz eskinin suyunu gönderdiği suyu temizleyecek ya da buradan Yıldızkent'ten bastığı suyu Şükrü Paşa'dan temiz çıkaracak mekanizma biz değiliz. Bizim görevimiz söylemek ve dile getirmek. Dikkate alırsınız almazsınız ama şunu söyleyeyim. Su düzelene kadar, suyla ilgili problem kalmayana kadar ve az önce sormuş olduğum ilişkiler ortaya çıkana şehir kadar. Şehir ne zaman damacana suyundan vazgeçip bu suyu içerse. Şunu söyleyeyim. Yani damacana sularla ilgili de bak bir bilgiye ihtiyacımız var. Artık seley suya vermiş ya Erzurum. Damacana ile ilgili de diyoruz ki kardeşim bu damacana sularını yapan fabrikalar eyvallah. Bunlar bizim fabrikalarımız. Bu su Erzurum'un suyu. Ama biz bu suyun da kalitesini bilmek evet, ve görmek. Evet, iki firma var Erzurum'da. Desni ve Doyum iki firma var. İkisinin de kalitesini görmek istiyoruz. Sahiplerine göreve davet ediyoruz. Desni, Palandöken ve Doyum su fabrikaları. Biz eskinin sularını içip hasta olduğumuzu inanıyoruz. Sizin sularla hasta ediyor mu? Şebeke suları hayır, bizi hasta ediyor. Hasta ediyor mu etmiyor mu? Hayır bunların da sularını biliyor. Cevap versinler. Evet. Ha, biz yani, doyum... Bak bir daha söylüyorum. Ben hayatımda ne doyum suyun kapısının önünden geçmişim ne de Desni'nin. Her ikisinin de birinin sahibini tanırım. Mustafa Kumbasar'ı tanırım. Ya, o benim arkadaşım çok önceden dostumuz bizim. Diğerleri de dostumuz. Ya ben tanımıyorum. Ama... Ya tanımıyorum kardeşim benim dostum olmasına gerek yok. Bu şehirde üretim yapıyor. İstihdam sağlıyor. Bizi üretiyor. Biz de evimize götürüyoruz bu suyu kullanıyoruz. En azından eski suyundan iyidir diyoruz. Ama bu suyun kalitesini de merak ediyoruz evet, yani. Paylaşsınlar. Birbirlerini tanımamıza, akraba olmamıza, gerek kısım olmamıza, alışveriş içinde olmamıza gerek yok. Biz bunu da öğrenmek istiyoruz. Bu sorunun da cevabını bekliyoruz. Ha, siz bu sorunun cevabını vermezseniz biz her hafta sorarız bunu. Bizim işimiz sormak. Zaten düzeltmek bizim işimiz olsa, zaten bizim elimizde bir güç olsa geliriz, suyunuzu alırız, kontrol ettiririz, bakarız. Bu bizim işimiz değil. Biz işimizi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.